2019-2020 eğitim öğretim yılının sonlarına doğru ilerlediğimiz şu günlerde sevgili öğrencilerimiz ve onları eğiten öğretmenimiz Özkan Korkmaz'ın gayret ve çabalarından ortaya çıkan konserimize buyurun başlayalım. İlk parçamız Katiplerle Dalga Geçen Eğlenen İstanbul Külhan Beylilerinin eseri olan ve o neşeli melodisinin kökeninde İskoç ezgileri barındıran bir eser. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur, katibimin setresi uzun, eteği çamur, katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur, katip benim, ben katibin, eline yakışır, katibime kolalı da gömlek, ne güzel yaraşır. Katibimi seslendirecek olan koromuz sizlerle. Berkay'ın Devlerin Aşkı filmi için bestelediği, yine aynı film için Birsen Aktaş'tan bu sefer de şarkımızı dinliyoruz. Devlerin Aşkı.
İsmail Hakkı Bey'e ait Acem Kürdi makamında eserimizi Yağmur Aslan'dan dinleyeceğiz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah zalim beni. Sevgili ya da hatırla ey peri. Muhlis Sabahattin Bey'in Nihavet makamındaki bestesi, orijinal ismiyle Margareta diye yazılan Hakkı Yazıcı yazısında ayrıca Abdülhamit'in başkanı Fehmi Bey Bursa'ya vali olarak atandığında meşrutiyet gerçekleşince halk tarafından linç edilerek öldürülmüştür. Bu şarkı da onun Fransız sevgilisi Margareta adına yazılmıştır. Ayşenur Yılmaz'ı dinliyoruz. İrlandalı keman sanatçısı Fionnuala O'Shea ve Norveçli besteci piyanist Rolf Lovland'dan oluşan New Age müzik ikilisi 1995 yılında Nocturne adlı eserleriyle Norveç'e Eurovision müzik ödülünü kazandırmışlardır. Eserleri Secret Garden'ı Selin Kotan'dan dinliyoruz. Thank you.
Müzik, kökü antik dönemde olan bir söz, perilerin konuştuğu dildir. Bu dili kanatlandıran, ışık katan, kıymetli bestekarlarımızın her eserinde bir seslenişin fısıltılarını duyarız. Var olduğunu insana bildirme ihtiyacının öyküsüdür eserlerimiz. Konserimizin bu bölümünde sizlere Plevne Marşı'nı sunuyoruz. Plevne savunmasında Osmanlı birliklerinin komutanlığını yapan Osman Paşa'yı konu alan marş, makamı Kürdi, tonu Kon Tristezza'dır. Koromuz sizlerle. Muhayyer Kürdi, bestekar Suat Sayın. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Merve Baş'ın kemanından dinliyoruz. Melike teyzesiyle köy çeşmesinin oradan geçerken su içmek ister. Su içmeye indiğinde çiçeklerden yapılmış olan tacını takar. Tacı başına taktığı anda Yusuf'la karşılaşır ve çok utanır. O Yusuf'un tacı sevdiği kıza yaptığını düşünür ama gerçekte Yusuf da ondan etkilenmiştir
ve tacı Melike'ye vermek ister. Bu bakışmalar sırasında Melike'nin babası kendi isteğiyle kızını sözlemiştir. Ve bu yakınlaşmayı fark eder. Tepkisini Yusuf'a yumruk atarak verir ve kavga etmeye başlarlar. Teyzesi Melike'yi alıp oradan uzaklaştırır. Hüseyin bu olaydan sonra vakit kaybetmeden evlenmek ister. Babası Rıza'yı alıp Şevket Bey'in yani Melike'nin evini ziyarete gider. Melike'ye hediye olarak altından ayna götürürler. Ama Melike'nin gözü çiçekten yapılmış tacından başka bir şey görmemektedir. Melike bir gün Yusuf'la dere kenarında konuşurken Hüseyin'in arkadaşlarından biri onları görür ve Hüseyin'e söyler. Hüseyin çılgına dönmüştür ve bu olanların hesabını Şevket Bey'den sorar. Melike yıllardır gördüğü rüyadaki delikanlının Hüseyin değil, Yusuf olduğunu anlamıştır. Hüseyin ise Melike'nin kalbini kazanmak için onu hediyelere boğar. Melike'ye en son altın kafeste bülbül getirir. Ama Melike'nin yine de umurunda olmaz. Kendini de o bülbül gibi kafese kapatacaklarını gayet iyi biliyordur. Nitekim Hüseyin, Melike'yi kendi evlerine götürme zamanının geldiğini düşünerek genç kızı alır ve kendi evlerine götürür. Melike burada hastalanır. Günden güne eriyen genç kız ve bu kızın haline Hüseyin'in babası da artık dur demek ister. Ama oğluyla başa çıkamaz. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Ötme bülbül, yârim hasta. Ah neyleyim şu gönlüme, hasret kaldım sevdiğime. Senem Aybike Ballı, Elif Nur Erten.
çalandan zarar gelmez. Çünkü bir ağacın cenazesine boynunu yaslamak bütün şiirlerin atasıdır. Bu enstrümanın ipuçlarını emek ve sabırla her bir eserde bizlere hissettiren, bildiği her şeyi büyük özveriyle bize öğretmeye çalışan ve elinden geleni ardına koymayan hocamız Özkan Korkmaz'ı dinleyelim şimdi. Thank you.
hocamıza teşekkür ederiz. Şostakoviç'in eseri Second Waltz, Burak Küçük'ün kemanından dökülen ezgilerle bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Berkant'ın yorumuyla hafızalara kazınan Samanyolu'nun aslında bir film müziğinden doğduğunu biliyor muydunuz? Türkçe dışında 3 dilde söylenmiş tek yerli beste olan Samanyolu, platonik bir aşkı anlatan hikayedir. Ayşenur Sarıkulak, Gülsüm Kızılkaya, Ecenur Çelik, Beyza Nur Adıyaman.
Yayda akın geliyor, caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. Gece yarısında eski yağmurlar, şarkı söylüyorlar sessiz usulca. Özlediğim şimdi çok uzaklarda. Fransız şarkıcının Edith Piaf'ın en bilinen şarkılarından birisidir. Şarkının sözleri Piaf tarafından yazılmıştır. Bestesi ise Louis Guy tarafından oluşturulmuştur. Aleyna Tozlu'dan dinleyelim. Thank you.
ki biri keman çalsa yaşama hırsıyla dolar taşarım. Kendimi zevkten öldürebilirim. Bütün şehirler için gözyaşı dökebilirim. Arthur Cravan. Si minor concerto Zehra Nur Erdem'in kemanıyla sizlerle. Bestekar Kemani Kevser Hanım'ın muhteşem eseri Nihavent Longa'nın eşsiz bir çalışması Tarık Zihni Çelebi ile huzurlarınızda. Thank you.
Dara teşekkür ederiz. Anadolu'nun bir köyünde sakin bir akşam karı koca uyumak için yatağa giderler. Kadının gözüne bir türlü uyku girmez. Çünkü o gece özeldir. O gece kocasını terk edecektir. Hem de sevgilisiyle köyden kaçarak. Kocasının uyumasından bayağı bir zaman sonra pencerede beklediği taşın sesini duyar kadın. Ayakkabılarını giyip önceden hazırladığı eşyalarını alıp bahçede bekleyen sevgilisinin yanına gider ve koşarak oradan kaçarlar. Koşarlarken kadının ayağını bir şey rahatsız eder. Ayakkabısının içinde bir şey vardır ama kadın mecburdur koşmaya. Ayağını rahatsız eden şey için durma lüksü yoktur. Anadolu'dur burası, töredir, cinayettir geride bıraktıkları. Belli bir mesafe uzaklaştıktan sonra nefeslenmek için dururlar. Kadın duraksamayı fırsat bilip nefes nefese der ki, evden çıktığımdan beri ayakkabımın içinde bir şey var beni rahatsız ediyor. Çıkartıp bakar, o da ne? Ayakkabısının içinde bir tomar para. Kocası her şeyin farkında. Biliyor ki gidecek, beni terk edecek ama bunca yıl çorbasını içtim, çamaşırımı yıkadı, ütüledi. Bana emeği geçti. O yoksul, köylü, bütün parasını başka bir adam için kendisini terk eden karısının giderek kendinden uzaklaştığı adımları attığındaki ayakkabısının içine koymuştur. Bu hareketi yapan kişi ne üniversite mezunudur, ne yüksek lisans yapmıştır. Hatta hayatında tek bir kitap dahi okumamış, okuyamamıştır. O güzel insanı, o onurlu davranışı sergileyen, o terk edilen adamı hepiniz tanıyorsunuz. Şimdi sorarım size. Memlekete töre cinayetlerini, kadına karşı uygulanan şiddet mi yakışır, yoksa bahsettiğim hikayenin kahramanı Aşık Veysel gibi hayatında hiç kitap okumasa, okuyamasa bile kitap gibi hayat yaşayan adamlar mı yakışır? Zehra Nur Erdem, Senem Aybike Ballı, Birsel Aktaş, Uzun İnce Bir Yoldayım.
Belki 20 yıldır uğraştığı, ancak bitiremediği, notalarını o deftere bu deftere kaydettiği bir senfonisi vardı. Gittikçe kulağına çarpan sesleri duymaz bir hale doğru ilerlerken, son bir çırpınışla bu 9. senfonisini bitirecekti. Ve günlerce, aylarca uğraştı. Gittikçe kulakları devreden çıkıyor, yalnız parmaklarının sihirli uçuşu ve tuşların ritmik hareketi eserine son şeklini veriyordu. Bazen tek bir notayı bir başkasından ayırabilmek için uzun süre emek harcamak zorunda kalıyordu. Kim bilir, belki sesler üzerinden bilinmez matematik problemleri ve algılamalar kurgulayarak senfonisinin notalarının önündeki maharetini ortaya koyuyordu. Ve eserini tamamladı. 9. senfoni. Tüm keman öğrencilerimizi sahneye istiyor hocamız. Hepsinin yüreği müzik sevgisiyle dolu, her biri güçlü, kemanist olma yolunda birlikte keman çalmaktan büyük zevk alan koro üyelerimiz sizlerle. Son, iki, si, si, do, re. Son, iki, üç, dört. Müzik kalbin ve ruhun gıdasıdır. O gıdadan kimse mahrum kalmasın demiştir. Mevlana'nın da dediği gibi müziğin hayatımızdaki yeri küçümselemez. Müzik ruhun aynası, kalbimizin sesi bazen. Bazen bir rüzgar kulağımıza seslenen, yanı sıra içimizi titreten. Duygularımızı şahlandıran işte budur dedirten. Duygularımızın dışa vurumudur, hayatın rengidir, sevincidir müzik. Her daim hayatımızın neşesi ve sevinci eksik olmasın. Değerli konuklarımız, sizin huzurlarınızda bu geceyi katıldınız, bizi onurlandırdınız. Hocamıza çiçeğini vermek üzere Sinan Ceyhan'ı sahneye davet ediyorum. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Belki birçok şey söylenebilir ama şunu söylemek gerekirse koza nedir bilir misiniz? Koza bir tırtıl cinsinin kendini bulduğu, orada oluşumunu tamamlayarak kelebeğe dönüştüğü ve oradan hayata devam ettiği bir yuvadır. Esenler Sanat Evi de bugün geldiği noktada her yıl 3000'e yakın öğrenciye bu koza kendini tamamlaması için koza görevini görmekte. Tabii buralar sizin de güzel, öğrencilerimiz de güzel. Hepinize bu geceye katıldığınız için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hocamıza da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum, çok sağ olun.